Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, sevgili abonelerim. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olmak için. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Koronavirüsünden bahsedeceğim. Koronavirüsü nedir? Biliyorsunuz son dönemde salgın koronavirüsü var. 2019 yeni koronavirüsü, yani 2019 nCoV, insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve kişiden kişiye yayılabilen yeni bir virüstür. Bu virüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen bir salgının araştırma sırasında tespit edilmiştir. Türkiye'de yaşayanlara koronavirüs bulaşabilir mi? Koronavirüsü kişiden kişiye yayılabilir izlenim oluşturmaktadır. Fakat bunun ne kadar kolaylıkla gerçekleşeceğini tam net değildir. Ülkemizde kişiden kişiye yayılma durumu tespit edilmemiştir. Ancak bir dereceye kadar ortaya çıkması muhtemeldir. Şu anda bu koronavirüs ülkemize yayılmaktadır, yayılmamaktadır. Bu yüzden de Türkiye'de birisinin bu virüse yakalanma olasılığı çok düşüktür. Şu anda en yüksek enfeksiyon riski Wuhan'daki insanlar ve Wuhan'a ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmiş insanları kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı durumu yakından izlemeye devam etmektedir. Türkiye'de koronavirüsü vakası görüldü mü? Hayır. Türkiye'de tespit edilen bir vaka görülmemiştir. Koronavirüsü nasıl yayılır? Virüsün kesin yayılma şekli tam olarak bilinmemektedir. Benzer koronavirüslerde MERS ve SARS kişiden kişiye yayılmanın enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen solunum damlacıkları meydana geldiği düşünülür. Bu da grip ve solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer virüslere benzer. Bir kişi üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduğunda veya sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunduğunda bir miktar yayılma olabilir. SARS ve MERS'in insanlar arasında yayılması genellikle yakın temaslar sebebiyle meydana gelmiştir. Koronavirüsü hakkında öğrenilecek çok şey mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir. Koronavirüsünün belirtileri nelerdir? Koronavirüsü taşıyan hastaların hafif ve şiddetli solunum yolu rahatsızlıkları olduğu belirtilmiştir. Ateş, öksürük, nefes darlığı. Koronavirüsün komplikasyonları nelerdir? Bu virüsle etkilenmiş olan birçok hastanın her iki karaciğerinde zatüre vardır. Kendimi koronavirüsünden nasıl korurum? Bu virüs şu anda Türkiye'de yayılmamaktadır. Ancak enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Solunum virüslerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olacak basit günlük önleyici eylemler mevcuttur. Bunlar arasında hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza bu yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının. Ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanın. Hastaysanız solunum yolu hastalığını başkalarına yaymaktan kaçının. Hastaysanız evde kalınız. Öksürüğünüzü kapatın ve bir mendille hapşırın. Ardından mendili çöp kutusuna atın. Sık dokunan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. Yakın zamanda Çin'e seyahat ettiysem ve hasta olduysam ne yapmalıyım? Son 14 gün içinde Çin'de bulunduysanız ve ateş, öksürük, nefes almada zorluk çekiyorsanız tıbbi yardım almalısınız. Gitmeden önce sağlık uzmanının ofisini arayın ve seyahatiniz ve belirtiniz hakkında bilgi verin. Başkalarının hastalığına maruz bırakmadan nasıl tıbbi bakım alacağınızı da dair talimatlar verecektir. Hastayken insanlarla temastan kaçının, dışarı çıkmayın ve hastalığı başkalarına yayma olasılığını azaltmak için seyahatlerinizi erteleyin. Koronavirüsün aşısı var mı? Halihazırda 2019 nCoV'dan korunmak için bir aşı bulunmamaktadır. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Koronavirüsünün tedavisi var mı? 2019 nCoV için spesifik bir antiviral tedavi henüz mevcut değildir. 2019 nCoV bulaşmış olan kişiler semptomları hafifletmek için tıbbi yardım talep edilebilir. Olayın özeti şu sevgili arkadaşlar. Maskeyle gezeceksiniz. Koronavirüs bulaşmaması için yakın temas kurmayacaksınız. Nefes nefese kalmayacaksınız o kişiyle. İlişkide bulunmayacaksınız. Öksürüyorsa uzak duracaksınız. Ve kendinize yani nefesinizi koruma altına alacaksınız. Çünkü nefesle çok enerji geçiyor sevgili izleyenler. Evet, başka videolarla ekrana gelmeye devam edeceğim ama şu aşamada koronavirüsüne çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta Zekai Tahir Burak'ta koronavirüsü geçirenleri karantinaya aldılar biliyorsunuz. Oradan geçmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.